Arkadaşlar gezeceğim kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar Sinop'a geldik. Otogar'da minibüse bindik şimdi. Şehir merkezine doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Gezeceğim kanalına hoş geldiniz. Şimdi bugün Sinop Otogar'a geldik. İstanbul Otogar'dan binmiştik. Şimdi de Sinop Kalesi'ne doğru yürüyoruz. Evet arkadaşlar, Sinop Kalesi'ne çıktık. Sinop Kalesi milattan önce 8. yüzyılda milletli göçmenler tarafından yapılmış. Daha sonra 1260'larda Selçukluların hakimiyetine geçmiş. Şemp Hastanesi'ndeyiz. Meşhur nokul bu üzüm ve cevizli, bu kıymalı. Nokulumuzu aldık. Şimdi tarihi yalı kahvesini önerdi herkes. Yalı kahvesini çayımızı içerek nokulumuzu yiyeceğiz. Kahvaltımızı yapmış olacağız. Nokulumuzu aldık. Arkadaşlar bu nokul, bu üzümlü cevizlisi, kıymalısı da var isteyenler için. Yani çok güzel bir şey. Böreğin tatlı hali gibi bir şey geldi bana. Var. Yalı kahvesinden çayımızı da aldık. Şu manzaraya karşı kahvaltımı ediyorum. Aşıklar Parkı'nın içinden yürüyüp sahile geldik. Sahil kenarına yine devam ediyor. Karşıda kaleyi görüyorsunuz. O taraftan yürüdük. Kahvaltımızı yaptık. Önce kaleye çıkmıştık. Evet arkadaşlar, şimdi Zeytin'le çıktık. Seyit Bilal Hazretleri'nin türbesi var. Arkadaşlar, Sinop sokaklarında gezimize devam ediyoruz. Şimdi haritada gördüğümüz, araştırıp geldiğim yer Balatlar Kilisesi diye geçiyor. 2. 3. yüzyıllarda geç Roma döneminde hamam olarak inşa edilmiş. Daha sonra kilise manastırı olarak 1920'lere kadar devam etmiş burada. Kullar Caddesi diye bir caddeden yürüyorum Sinop'ta. Sinop Müzesi'ne doğru yola devam ediyoruz. Sinop Arkeoloji Müzesi'ne geldik. Kullar Caddesi'nin ucunda, sonunda bulunuyor. Arkeoloji Müzesi'ndeyiz arkadaşlar. Milattan önce 756 yılında milletten ayrılan bir topluluk tarafından kurulmuş. İsmini de bu heykelinden de göreceğimiz üzere Sinope, yani Irmak Tanrısı Asopos'un süperisi kızı. Buradan ismini almış bir şehirmiş. Evet arkadaşlar, Arkeoloji Müzesi'nden sonra Etnografya Müzesi'ne geldik. Çarşıdan minibüse bindim. Hamsilos'a giden minibüslere bindim. Deniz Feneri'ne en yakın yerinde indirmesini söyledim abiye. Şimdi otostop çekeceğim. Şu anda Türkiye'nin en kuzey noktasındayız. Sinop'ta İnceburun Deniz Feneri'ndeyiz. Hamsilos sapağına kadar geldim. Oradan otostop çektim. İkinci dakikasında bir çift aldılar sağ olsun. Ve buraya geldik. Manzara müthiş arkadaşlar. Buraya ulaşım, eğer özel aracınız yoksa ya da otostop çekemiyorsanız sadece taksiyle gelebilirsiniz. Herhangi bir toplu taşıma, minibüs, otobüs vesaire yok. İnceburun Deniz Feneri. Şu arkadaşlar da Türkiye'nin en kuzeyinde otlayan inekler. Böyle yürüyüş yolları var, patikalar var. Tam yol ayırdığımında bıraktılar sağ olsunlar, otostopla beni kabul eden çift. Şimdi ben de Hamsilos koyuna doğru yürüyorum. 2 kilometre var. Akliman koyuna geldik daha doğrusu. Denize girenler var, piknik yapanlar var arkadaşlar. Şöyle ağaçların altında oturma yerleri var. Ailelerin oturup piknik yapabileceği. Abiler sağ olsun, teknesini aldı. Kaptanımız. Kaptanımız. Merhaba lan! Merhaba! Abi... Oğlum ne bağırıyorsun? Ha, burası altın olan. Teşekkürler abi. Sağ olun. Bu Hamsilos tekne turunda tanıştığımız abiler araçlarıyla beni indirdiler. Şu az ileride hapishanenin orada. Hapishane tadilatlı olduğu için göremedik. Şimdi Diyojen'in
meşhur filozof, kendisinin anısına dikilen heykelin önündeyiz. Burası da görülmesi gereken yerlerden birisi. Bu hemen şehrin eski sur girişlerinin orada. Geri yürüyorum şehrin arkasına doğru. Burası tarihi Sinop Cezaevi. Tadilattan dolayı giriş yasak şu anda. Sakarya Caddesi üzerindeyiz. Kalenin, hapishanenin girişinin oradan buraya kadar böyle çarşı devam ediyor. Trafik var. Şimdi Alaaddin Camii'ne geldik. Şimdi Sinop merkezdeki Alaaddin Camii'ye geldik. Burası Sinop'un 1200'lü yıllarda Alaaddin Keykubat tarafından fethedilmesinden sonra Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmış bir cami. Selçuklu Sultanı. Alaaddin Camii. Buradaki amcalarımıza sordum nerede ne yapılır diye. Biraz tarif aldıktan sonra çıkıyorum arkadaşlar. Karşıdaki Kervane Medrese. Ve burayı gezelim sizlerle. Burası da Pervane Medresesi. Şimdi yine Sinop'ta devam ediyoruz. Bu sefer karnımız acıktı. Sebat Lokantası'na geldik tarihi. Sinop'un meşhur pidesini deneyeceğiz. Burada pideleri yapıyor ustamız. Kolay gelsin ustam. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Arkadaşlar tarihi Sebat Lokantası'ndayız. Yumurtalı kaşarlı Sinop pidesi söyledik. Şimdi tadına bakacağız. Pidemizden sonra sırada peynir tatlısına var. Bursa yöresine has dediler ama bir de tadına bakalım diye aldık. Güzel, fena değil ama şekerpare yanlıyor biraz. Revani ile şekerpare arası. Minibüste bir yere kadar geldim, sonra yürüyerek geldik Şahin Tepesi'ne. Karşımızda meşhur Sinop manzarası. Az önce Şahin Tepesi'ndeydik. Minibüsü kaçırdım diye üzülüyordum ama bir tane abi sağ olsun durdu. Otostop bile çekmeden aşağıya tekrar merkeze götürdü. Burası meydan, hükümet konağı, Adalet Sarayı falan var. Devam ediyoruz. Sinop Kalesi'nin altında bulunan Şekerci Mehmet görürüz. Tavsiye edilen bir yerdi. Merhaba. Ya burayı tavsiye ettiler. Nesi meşhur peki buranın? Bu nedir? Boyama tezmesi. Teşekkür ederim. Etrafı çok yoğun çifte kavrulmuş fındık ezmesidir. Altında ve üstünde ceviz vardır. Yedikle çizik kavrulmuştur. Normal dostlar çiftlerini tezmesi gibi. Bunlar. Evet. İçerisinde hiçbir katkı maddesi yoktur kesinlikle. Mantısıyla meşhur örnek mantıya geldik. Örnek mantı salonuna geldik. Sinop'tayız. Sisini aldık. Patates sisini deneyeceğiz. Bu Sinop mantısının farkı, yani en çok bildiğimiz Kayseri mantısından farkı boyutu. Yani bayağı büyük Kayseri mantısına göre. Öyle bakalım, şimdi bunu deneyeceğiz. Bayağı başarılı. Gayet güzel. Hamuru incecik. Direkt iç geliyor ağzınıza. Görüşürüz arkadaşlar. Çantam da hazır. Buradan otogara geçeceğiz. Saat akşam 7'de Kastamonu'ya otobüsüm var. Görüşürüz. Sinop'a veda etme zamanı geldi. Sinop otogardayız. Saat 7'de. 19.00'da hareket edecek otobüsümüz.